Medine haremini Vehhabiler yıkacakmış da, telgraf çekmiş de yıkılmayı önlemiş, uydurduk dedi. Şimdi bunu doğru diye anlatıyor. Ben de buraya yazdım, ey Nevzat, benim 50 senelik arkadaşım. Bana mı yalan söyledin, şimdi millete mi yalan söylüyorsun? Babam olsa 50 senelik arkadaşım, en çok sevdiğim insanlardan biri. Ama bana başka türlü anlattın, 40 sene sonra millete başka türlü anlatıyorsun. İslam'ın hilafetini yıkan, yazısını değiştiren, medresesini kapatan, hocasını aslan sayayım mı da Medine'yi kurtaracak? Buna bardakçı bile inanmıyor da sana itiraz ediyor. Peki efendim, süremizi aşıyoruz. Hatırını saymadım, burada yazdım. Babam da olsa yazarım. Peki. Aa, ben böyle geldim. Mussolini diyor ki beni öldüğüm zaman dik gömün, mezara yatırmayın. Ben de diyorum ki beni bir Osmanlı öldü diye gömün. Hayatım önce böyle yaşadım. Ben bir cihan imparatorluğu varisiyim. O idrakten kopmuyorum. Bu milleti Mustafa Kemal yaratmadı. Bu bir safadır, doğrudur, yanlıştır. Bu millet minel ezel ile ebed vardır ve var olacaktır. Bu palavralara itiraz etmek ne akıl hastalığıdır ne vatan ihanetidir. Mustafa Kemal gitmiş, orada cami yapmıştır. Kargalar bile güler. Mustafa Kemal'in Japonya'da 1931 yılında bir cami yaptırdığı iddia olunuyor. Bak, millet güldü, cevap bu gülmedir. Bakın, ben bunu duydum da size bir kitap getirdim. Burada hiç de bizden olmayan bir adam. Bunu Fransızca yazmış. Aslı Fransızca bundan çok daha hacimli bir kitap. Bu Tarih Toplum Dergisi'nin 2011 yılındaki sayısında uzun bir makale. Mustafa Kemal'in imzasıyla kapatılan camiler. Ve sıka dolu. Bu o kitaptan bir özet makale. Burada bir karar var. Aşağıda fotokopisini veririm isteyene. Hükümet diyor ki 20 bin camidir Mustafa Kemal devrinde Türkiye'de ortadan kaldırılan, yıkılan, yok edilen, kapatılan cami adedi. 20 bin. Anadolu'da 20 bin cami yok eden bir kısım vesaikini böyle gösterdim size burada bu. Adam da bizden bir adam değil. Galatasaray Lisesi'nde profesör. Adını söyleyeyim size. Kıvanç Esen. Profesörmüş orada Galatasaray Üniversitesi. Kitabı Fransızca yazmış. Özeti buradaki makale. Özeti. Baştan başa vesika dolu. Bunlar hepsi vakıf camilerdi. 20 bin cami yok etmiş. Japonya'da cami yapmış. Japonya'da cami yapacak adam buradakini yıkar mı? Gerçek şu, hani Malatya doğumludur, bilmem ne aşiretinden Rumeli'de doğmuştur. Bir enkaz gösterirler, babası nevidir, dedesi nevidir ya. Bu yalanlara bir yenisini ekliyorlar, her gün bir şey ekliyorlar. Mustafa Kemal'in nüfus kaydı Antep'te. Selanik doğumlu adamın nüfus kaydı niye Antep'te? Orada bir gün bile oturmamış. Şimdi de Japonya'da cami yapmış. Mehmet Akif'in Safahat'ında Süleymaniye Kürsüsü'nde diye bir kitap vardı. Bu Süleymaniye Kürsüsü'nde konuşturduğu adam Kırımlı alimlerinden Abdurreşit İbrahim Efendi'ye birisiydi. Bu adam Kırım'la mücadele etmiş, gazete çıkarmış, Rusların takibine uğramış, Türkistan'ı dolaşmış, Japonya'ya gitmiş, El Alemül İslam diye hatıratı vardır. Bu hatırat Osmanlıca Ebu'l-Ula Mardin ile Eşref Ecip tarafından bastırılmıştır Osmanlıcası. Şimdi galiba Latinize de çıkardılar onu. Alem-i İslam'ı anlatır. Dolaşmalarını, seyahatlerini anlatır. Mehmet Akif bu seyahatnameyi manzum ifade eder. Sanki Abdurreşit İbrahim Efendi Süleymaniye'de vaaz ederek bunları anlatmış gibi. Yani o seyahatnamedeki fikirleri nazmen Süleymaniye Kürsüsü'nde okunmuş bir şiir haline getirmiştir. Bu adam Japonların ahlakına hayran kalarak sonunda Rus tazdikinden kaçıp Tokyo'ya yerleşmiştir. 46 senesine kadar da yaşamıştır Abdurreşit İbrahim Efendi. Tokyo Camii'nin ilk banisi odur. Bugün orada yeniden bir cami yapılmıştır. Tokyo Camii Abdurreşit İbrahim Efendi'nin eseridir.
sağdan soldan Müslüman tüccarlardan topladığı parayla bir arazi satın almıştır. Onu Türk hükümetine hibe etmiş ve Türk Büyükelçiliği o arazinin büyük kısmını satmıştır. Bugün oraya Diyanet yeni bir cami yaptı arkadaşımız. Hilmi Şenap yaptı, Osmanlı stili bir cami. Vaktiyle Abdurreşit İbrahim Efendi'nin aldığı arsanın dörtte biri kalmış herhalde, oraya yapmış. Tıpkı Berlin'de bir şehitlik camii vardır. Abdülhamit Havacı yetiştirmek için Berlin'e bir kısım subaylar gönderdi. Onlar orada şehit oldular. Berlin'de 60 dönüm arazi aldı. O arazide bir mezarlık yaptı. Onları oraya defnettirdi. Hatta Talat Paşa da sonra Berlin'de öldürüldüğü için oraya gömülmüştü. Sonra getirdiler kemiklerini. Hürriyet Ebediye Tepesi'ne naklettiler. İttihatçıların meşhur mezarlığıdır. Bütün melunlar orada. Talat Paşa eksik kalmıştı. Onu da getirdiler. Bu şehitlik camiinde ben 76 yılında konferans verdim. Cami küçük bir şey. Mezarlık 60 dönüm yermiş. Ben orada konuştuğum zaman 10 dönüm kalmıştı. 50 dönümü Cumhuriyet Hükümeti Almanlara satmış. Şimdi o bakiye kısımda Diyanet yeni Osmanlı stili büyük bir cami yapmış. Ben onu görmedim. Yeni yapıldı. Kubbeli, minareli, Osmanlı stili. Onu da Hilmi Bey yaptı. Oradaki mezarlığı da satmış. Tokyo'daki caminin yerinde satmış. Cumhuriyet Hükümeti kendine hibe edilen cami yerini satarken sen Mustafa Kemal gitmiş orada cami yapmıştır. Kargalar bile güler. Sen dini yıkıyorsun, şeriatı lav ediyorsun, hilafeti yıkıyorsun, medreseyi kapatıyorsun, Allah demeyi yasak ediyorsun. Daha sayar mı? Ondan sonra da cami yaptın diye kurtaracaksın paşaya herhalde. O da doğru olsa. Bu da yalan. Cami yapmanın yalanıyla bu insanları aldatsan ne olacak? Bugün kıçı başı açık gençten, futbol münakaşasında nefes tüketen gençten ne kadar ahlaksızlık varsa hepsinden ona hisse gidiyor. Nil Nehri gibi günah akıyor. Ebu Cehiller, Firavunlar ona imreniyor. Daha bir hilafet gibi 1400 sene devam etmiş bir müessese yok ki. Biri çıksın da onu yıksın da ondan şerefli olsun batıl damına. Onun için gelmiş geçmişlerin en büyüğüdür. Hani çocuklara diyorlar ya en büyük Türk, Atatürk en büyük. Evet en büyük ama hangi vasfı büyük? Onu yarın tarih kitaplarda söyleyecek, millet de anlayacak. Bu yalan ilahiye devam et.